Merhaba, Yücel Ferek ben. Kanalıma hoş geldiniz. 2021 Ocak ayında izahname değişikliği ile birlikte alternatif enerji fonuna dönüşen AOY kodlu fon bugünkü videomuzun konusu. Ak Portföy Alternatif Enerji Yabancı Hisse Senedi Fonu. Hemen Takasbank'ın ekranına bakalım. Fark ettiniz mi hiç bilmiyorum. Tefas ekranında üst kısımda kuruculardan duyurular, tasfiye ve dönüşüm birleşme değişiklikleri gibi kayar bir menü var. Bakın burada Ak Portföy Yabancı Hisse Senedi Fonu, yani inceleyeceğimiz fonun kurucusundan gelen duyuruları ana sayfada görmek mümkün. Biz buraya tıkladığımızda sistem bizi hemen duyuru sayfasına atıyor. Duyuru detayına birlikte bakalım. Bakın burada 22 Ocak 2021 tarihinden itibaren uygulamaya konulması gereken bir izahname değişikliği var ve duyurusu Takas Bank'a yapılmış. Fonun eski hali Ak Portföy Yabancı Hisse Senedi Fonu iken yeni hali Ak Portföy Alternatif Enerji Yabancı Hisse Senedi Fonu haline gelmiş. Şimdi yepyeni bir kriter söz konusu. Bugünkü fon incelememizde zaten bunun detayına birlikte bakacağız. Fon detay sayfasına geçelim. Ak Portföy Alternatif Enerji Yabancı Hisse Senedi Fonu. AOY Fon. Bakın 68 fondan oluşan kategoride 34. sırada 7892 gibi ciddi bir yatırımcı sayısı var. Pazar payı %1. Hisse senedi fonu ve toplam değeri fonun şu anda 120 milyon seviyesine yaklaşmış. Son bir ay getirisine baktığımızda -6, 3 ayda -7, son 6 ayda ise %14.91 artı bir getiri görüyoruz. Son 1 yılı performansı ise %32 olmuş. Biraz daha aşağı devam edelim. Artık bu sayfalar, bu bilgiler sizler için çok tanıdık. O yüzden kısa tutuyorum. Fon profili AOY Fon, tefas işlem başlangıç saat ve bitiş saati 9-17.45, alış valörü 1 gün içeriğinde yabancı hisse senedi taşıyacağı için satış valörü 3 gün. Varlık dağılımına baktığımızda %97.16'lık bir yabancı hisse senedi ağırlığı olduğunu görüyoruz. Geri kalanlar 4.09 diğer ve 3.12 para piyasası araçları şeklinde görülüyor. Buradan kap bilgi adresinde doğrudan kapa bağlanmak mümkün. Bakın bu fon artık bir alternatif enerji fonu. Benzer bir temaya yatırım yapan sermaye piyasamızda iki fon daha var. Bunlardan birisi Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fonu. Diğeri de İş Portföy'ün Elektrikli Araçlar Karma Fonu. GZH biraz daha genel, alternatif enerjiye, temiz enerjiye biraz daha genel bakan bir fon iken, İş Portföy'ün IPJ fonu sadece elektrikli araçlar özelinde alternatif enerjilere odaklanmış durumda. Son bir haftalık performansa baktığımızda, bakın burada Garanti Portföy Temiz Enerji Fonu'nun 0.15 getiri sağladığını görüyoruz. Hemen yanında İş Portföy Elektrikli Araçlar Karma Fon var. 0.94'lük bir kayıp söz konusu. Son bir haftada Ak Portföy AOY fonu incelediğimizde 1.43'lük bir artı performansı olduğunu görüyoruz. Sayfanın ortasına geldiğimizde bizi kap bilgi adresine bağlayan ekran var. Fonun kap sayfası da burası. Her zaman olduğu gibi özet bilgiler ve genel bilgiler alanlarında bizi formlar karşılıyor. Bildirim sorgu ekranında fonla ilgili bizim ulaşacağımız birçok form var. Biz bugün yatırımcı bilgi formunu ve Ak Portföy'ün sayfasında yer alan fon tanıtım kartını inceleyeceğiz. Fonun yatırım amacı ve politikası, enerji sektöründeki dönüşüm sürecinde büyümesi öngörülen şirketlerin büyüme olanaklarına ve olası kazançlarına iştirak edilmesi olarak ifade edilmiş. AOY Fon, alternatif enerji sektörünün önde gelen şirketlerinin borsa performansına ve kar payı gelirlerine katılmak amacıyla alternatif enerji sektöründe faaliyet gösteren 20 tane şirketin hisse senetlerine yaklaşık olarak eşit ağırlıkta yatırım yapıyor. Bunu birazdan fon tanıtım kartında daha detaylı göreceğiz. Fonun yatırım stratejisi kapsamında fon toplam değerinin asgari %80'i alternatif enerji başlığı altında ifade edilebilen yeni, gelişen, temiz, yenilenebilir, sürdürülebilir enerji alanlarında faaliyet gösteren şirketlerin hisse senetlerine ve depo sertifikalarına yatırım yapıyor. Fonun karşılaştırma ölçütü Ardour Global Alternatif Enerji Endeksi. Karşılaştırma ölçütü içerisindeki yabancı para cinsinden hesaplanan endeks, günlük olarak Merkez Bankası dolar döviz alış kuru ile Türk lirasına çevriliyor. Fonun portföy dağılımı 31.12.2020 tarihi itibariyle gördüğünüz gibi %99 yabancı ortaklık payı, %1 takas bank para piyasası oranı şeklinde. Vergisel kısma göz attığımızda gerçek kişilerin alım-satım kazançlarından %10, tüzel kişilerin alım-satım kazançlarından %0 oranında bir stopaja tabi olduğunu görüyoruz.
Risk getiri profiline baktığımızda ise fonun yüksek riskli bir fon olduğunu ve altılık bir risk değerine sahip olduğunu görüyoruz. Hemen sağ tarafta fondan karşılanan giderler, yönetim ücreti gibi bilgiler var. Bakın burada fonun yönetim ücretinin 2.90 olduğunu görmek mümkün. Bakın Ak Portföy fonun geçmiş performansı ile ilgili burada herhangi bir bilgiye yer vermemiş. Aoy fonun 22 Ocak 2021 tarihi itibariyle alternatif enerji yabancı hisse fonuna dönüşmesi nedeniyle geçmiş performansı buraya koyulmamış. Ak Portföy Aoy fonla ilgili enerji devrimini yakalayın başlığı altında küçük bir bilgi vermiş. İsterseniz fonun kendi sayfasına geçelim. Ak Portföy Alternatif Enerji Yabancı Hisse Senedi Fonu, güneş, rüzgar, hidrojen ve pil teknolojileri alanında önde gelen 20 yeni nesil enerji şirketine kendi bankanızdan tek işlemle yatırım yapmanız için fırsat sunuyor ifadesi var. Biraz aşağı doğru devam edelim. Fonun yatırım yaptığı şirketleri ekranda görüyorsunuz arkadaşlar. Bunların içerisinde Samsung SDI, Siemens Gamesa, Advanced Energy, NIO, Plug Power, Eaton Corporation, First Solar, Microchip Technology, Orsted gibi Ballard Power Systems gibi çok bilinen alternatif enerji şirketleri var. Ak Portföy sayfanın alt kısmında fonla ilgili küçük bir bilgi kartına yer vermiş. Bakın risk değeri 6/7. Önerilen vadesi 1 yıl ve üzeri. Karşılaştırma ölçütü Ardur Global Alternatif Enerji Kompozit Endeksi. Fon büyüklüğü 117 milyon TL. Biraz önce Tefas'ta bakmıştık, 120 milyona yaklaşmıştı. Fon yönetim ücreti ise 2.9. Fon tanıtım kartına geçelim. İsterseniz fon içeriğinde bulunan şirketlerin faaliyetlerine biraz daha detaylı bakalım. 1. Yenilenebilir enerji. İçinde güneş, güneş fotovoltaik, rüzgar, jeotermal, etanol, biyodizel, biyoyakıt temin edici enzimler üreten şirketler. 2. Enerji verimliliği şirketleri. Yani enerji üretimi, dağıtımı ve kullanımının etkinleştirilmesiyle ilgilenen enerji yönetim sistemleri, şebekeler, enerji sayaçları ve hızlı iletkenler gibi. 3. Yeni enerji kullanımları, yani mikrotürbinler, gelişmiş piller, hibrit aktarma organları, hidrojen, sabit ve taşınabilir uygulamayla, makineler için, ulaşım araçları için yakıt pilleri, İleri düzey araç şarjları üreten şirketler. 4. İleri malzemeler. Yani nanoteknoloji, silikon, lityum, karbon yakalama ve değerlendirilmesi, temiz enerji teknolojilerini destekleyen, malzeme ve süreçleri üreten şirketler. Son olarak enerji alt sektörlerinde üretim, dağıtım, teknoloji sağlayıcısı, çözüm üreticisi ve bu gibi aşamalarda faaliyet gösteren şirketler olarak detaylandırılmış. Bu tarz şirketlerin ortaklık paylarına yani hisse senetlerine ve depo sertifikalarına yatırım yapılabiliyor. AFS fon incelememde görüşlerine yer verdiğim Ak Portföy Yatırım Fonları Pazarlama ve İş Geliştirme Bölüm Başkanı Ali Emrah Ustacı, Ak Portföy tarafından yönetilen uluslararası fonlardaki temel yaklaşımlarının 20 seçilmiş şirket, eşit ağırlıklı yatırım, şeffaf yönetim prensibi olduğunun altını çizerken, Ak Portföy Uluslararası Fonlar Yönetim Müdürü Ümit Şener de bu görüşü destekleyerek bu sayede yatırımcı için performans takibini kolayca yapabilme konforu sunduklarını belirtiyor. Bu düşünceyle yönettikleri fonları bir tür serbest fon konforunda idare ettiklerini söylemenin yanlış olmayacağını, yatırımcıların bu fonlara 20 seçilmiş şirkete eşit ağırlıkta yatırım yapması nedeniyle bir endeks fon mantığıyla da bakabileceğini söylüyor. Ardur Global Alternatif Enerji Endeksinde 149 tane hisse senedi varken Aoy'da bunlardan sadece 20 tanesinin seçilmesi de işte bu düşüncenin pratiğe dökülmüş hali. Karşılaştırma ölçütü olan Ardur Global Alternatif Enerji Kompozit Endeksi, bakın burası, sayfasını görebiliyorsunuz. Burada bu çizelgede 5 gün, 1 ay, 3 ay, 6 ay, sene başından beri 1 yıl, 5 yıl ve tamamında endeks performansını izleyebilmeniz mümkün. Biraz daha aşağı devam ettiğimizde endeks içeriğinde yer alan sektörleri görüyoruz. Sektör bazlı baktığımızda endüstriler, materyaller, bilgi teknolojileri, enerji, tüketim ürünleri, finansallar ve araçlar şeklinde dağılım olduğunu görmek mümkün. Ülke dağılımına baktığımızda %50 ile Amerika Birleşik Devletleri'nin birinci sırada olduğunu görüyoruz şirket bazında. Çin'de %14'lük bir ağırlık var. Danimarka'da %11. Biraz daha aşağı devam edelim.
Bakın şu anda endeks ağırlığı en yüksek ilk 10 şirketin sayfasını görüyoruz. İfade ettiğimiz gibi 149 tane şirket var. En yüksek ağırlık Tesla'da. Ancak Ak Portföy belki de Tesla hisselerinin performansının 2020 yılında fazlasıyla iyi olmasından dolayı hissedeki muhtemel bir kar realizasyonuyla home portföyündeki dengenin bozulması riskinden kaçınmak istemiş. Tesla hisselerine AOY fonda yer vermemiş. Bir diğer sebepse Tesla hisselerinin Ak Portföy yatırımcılarıyla AFT fonda zaten buluşuyor olması da olabilir elbette. İkinci sıradaki NIO hissesi AOY fonu içinde yaklaşık %5 ağırlıkta olacak ama karşılaştırma ölçütü olan endeksteki en yüksek ağırlıklı ikinci şirket olarak göze çarpıyor. Tesla'yı çok yakından takip ediyor. NIO, elektrikli araçların tasarımı ve geliştirilmesinde uzmanlaşmış Çinli bir otomobil devi. Şirket, otomotiv dünyasının bir değişim içinde olduğunun farkında ve değişmesi gereken şeyin sadece ürünler ve teknoloji değil, insanların doğa dostu bu ürünleri kullanarak elde ettiği deneyim olduğuna inanıyor. Elektrikli araçlar sektöründe Mercedes, BMW, Tesla gibi şirketlerle rekabet ediyor. Şirket ayrıca ilk tek koltuklu tamamen elektrikli yarış serisi olan FIA Formula E şampiyonasının marka katılımcılarından biri. Bakın ikinci sırada Eaton Corporation olduğunu görüyoruz. Bir Amerikan şirketi, uçaklar, hastaneler, fabrikalar, veri merkezleri, araçlar, elektrik şebekesi gibi her gün ihtiyaç duyduğumuz devasa hizmet ve servis ağlarını yönetirken ihtiyaç duyulan güç yönetimi mekanizmalarını teknolojileriyle sürdürülebilir kılan bir şirket. Misyonunu daha güvenilir, verimli ve emniyetli güç yönetimi teknolojileri hazırlayarak yaşam kalitesini arttırmak ve çevreyi iyileştirmek olarak ifade ediyor. Hemen ardından gelen Vestas Rüzgar Sistemleri bir Danimarka şirketi. 1945'te Danimarka'da kurulan rüzgar türbinleri üreticisi, satıcısı, kurucusu ve servis sağlayıcısı. Vestas, sürdürülebilir enerji çözümleri konusunda enerji sektörünün küresel bir parçası ve en güçlü sac ayaklarından. Dünya genelinde rüzgar türbinleri tasarlıyor, üretiyor ve bakımını yapıyor. 82 ülkedeki faaliyetleriyle dünyada en çok rüzgar türbinini kuran şirket. Mikroçip Teknoloji, bir Amerikan şirketi, mikro denetleyiciler ve analog yarı iletkenler konusunda öncü firmalardan biri. Yönetimi ABD'de bulunan mikroçip özellikle sektör standartlarını belirleyen özel seri mikro denetleyicilerle tanınıyor. Bunun yanı sıra ev enerji çözümleri, temiz enerji üretim aşamalarını destekleyen teknolojiler ve bundan böyle sıkça karşılaşacağımız bir kavram olan IoT yani nesnelerin interneti sektörüne de güçlü çözümler yaratan bir şirket. Hemen ardından Ørsted yine bir Danimarka şirketi. Şirketin vizyonu tamamen yeşil enerjiyle çalışan bir dünya yaratma hayalinden ilham alıyor. Pazar lideri yeşil enerji çözümleri geliştirmek, uygulamak ve yeşil enerjinin maliyetini daha da düşürerek ulaşılabilir kılmak olarak özetlenen vizyonda en önemli nokta iklim değişikliğinin dünyanın karşı karşıya olduğu en büyük tehdit olduğuna inanması. Firma açık deniz ve kara rüzgar çiftlikleri, güneş çiftlikleri, enerji depolama tesisleri ve biyoenerji tesisleri geliştirmekte, inşa etmekte, işletmekte ve müşterilerine enerji ürünleri sağlamakta. Ak Portföy AOY fonda 8 Amerikan, 2 Danimarka, 2 İspanya, 2 İngiltere şirketine yer verirken kalan 6 şirketin ülke dağılımı ise Norveç, Kanada, Güney Kore ve Çin şeklinde. Görmüş olduğunuz bu endeks ağırlık sayfasında kısaca bilgi verdiğimiz 5 şirketin hissesi endeks ağırlığının %30'undan fazlasına hakim ve ülkelerde benim dikkatimi çeken Danimarka oldu. İki Danimarka şirketi, Vestas ve Ørsted'in endeks ağırlık toplamı Tesla'dan fazla ve bu iki şirketin temiz enerji sektöründeki güçlü yerini takdir etmemek mümkün değil bana göre. Ülke neredeyse Kuzey Kutbu'na komşu. Ørsted, güneş çiftlikleri kurma konusunda, Vestas, rüzgar türbinleri konusunda bir dev. Ülkemizdeki iklimi ve sahip olduğumuz doğal dokuyu düşününce, alternatif enerji sektöründe ülkemizin neden bilinen bir markası yok? Aslında ülkece bunun tartışmasını yapmamız lazım belki de. Alternatif, temiz ve yenilenebilir enerji önümüzdeki 10 yılların en güçlü temalarından biri olacak. Bunu şimdiden tahmin etmek artık hiç zor değil. Sadece Ak Portföy değil, iş portföy ve garanti portföyün de bu temaları içeren yatırım fonları var artık sermaye piyasamızda. Hatta AOY fonun yatırım içeriğinde yer alan şirketlerden 4 tanesine iş portföy IPJ Elektrikli Araçlar Fonu'nda rastlarken 6 tanesi Garanti Portföy GZH Fonu'nda yatırım seçeneği haline gelmiş.
Elbette ki bu fonlar içeriklerinde yer alan yabancı hisse senedi ağırlıkları nedeniyle yüksek getiri potansiyeli taşıyan ancak yüksek risk de içeren, ana para kaybı yaşamanın olası olduğu kur riski de barındıran yatırım fonları. Fonun asgari %80'lik kısmını yabancı hisse senetleri ve depo sertifikalarında tutmanın fon yönetimi açısından bir zorunluluk olduğu akıldan çıkarılmamalı. Her durumda yatırım kararını fonun yatırım ufku, önerilen yatırım süresi ve risklerini kavrayarak vermek daha sağlıklı olacaktır. Videomuzun sonuna geldik. Beğendiğinizi umuyorum. İçerikten memnunsanız beni destekleyebilir, kişisel görüşlerinizi yorumlarda paylaşarak katkıya devam edebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla kalın.